İnternet teknolojisi sanal evren yolunda ilerliyor. Metaverse teknolojisi geleceğin interneti olacak. Peki bu evrende neler olacak? Neye hizmet edecek? Potansiyel tehlikeleri var mı? Bunlar neler? Ayrıntılar haberimizde. Metaverse'le birlikte teknoloji çağ atlatıyor. Kurulacak sanal evren yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Turistik şehirlerin dijital kopyaları, alışveriş merkezleri, hatta elçilikler, belediyeler bile 3 boyutlu evrene taşınacak. Peki kamu hizmetlerinin bile sanal olacağı bu evrende işler nasıl yürüyecek? Yo, come check this out. Wow. Here we go. Metaverse evreni içerisinde sanal paralar kullanılacak. Yani kripto paralar ile avatar giysilerinizin, evlerin, arsaların satışı yapılacak. Kamu hizmetleri fiziki bir çaba göstermeden sanal bir ortamdan yapılabilecek. Evet, Karayipler'deki Barbados adı verilen ada ülkesi bir anlaşma imzaladı. Artık Metaverse evrenine bir büyükelçilik açacak. E-vize işlemleri gerçekleştireceksiniz. Faturalarınızı bile yine buralara açılan kamu binaları üzerinden kripto paralar aracılığıyla ödeyebileceksiniz. Belki de yakın bir gelecekte online alışveriş daha farklı bir boyuta ulaşacak. Metaverse evreninde alışveriş merkezleri ve marketler 3 boyutlu bir hal almaya başlayacak. Avatarlarınız marketlere ve AVM'lere girerek alacağı ürünleri eliyle tutarak inceleyebilme imkanına sahip olacak ve tabii ki ödemeleri yine kripto para birimleri üzerinden gerçekleştirecek. Gelecek nesillerin interneti Metaverse olacak. İnternet ilk çıktığı dönemlerde de insanlar bu teknoloji yaygınlaşır mı diye düşünüyordu. Metaverse de aynı şekilde internet gibi, hatta internetin ötesinde çok daha fazla yaygınlaşacak ve popüler bir hale gelecek. Sanal ortamda da, sanal gerçeklik evreninde de aynı işlemleri 3 boyutlu bir şekilde avatarların üzerinden gerçekleştirebileceğiz. Metaverse yani evrenin ötesi. Bu sanal evrende yapabileceklerinizin sınırı yok. Peki böylesine geniş bir sanal evren içerisindeyken bizi ne gibi tehlikeler bekliyor? Buranın da hukuki bir zemine ihtiyacı var. İnternette olan her türlü dolandırıcılık faaliyetinin internetin bir adım ötesi olan Metaverse sanal gerçeklik evreninde de yaşanabileceğini söyleyebilmek mümkün. Dolandırıcılık bir yana, internet bağımlılığı da farklı bir boyuta ulaşacak. Aynı durumun Metaverse evreninde de gerçekleşebileceğini ifade edebilmek mümkün. Kafamızda gözlükler ve sadece sanal ortamda iletişim kuran bireyler haline gelebiliriz. Bu da aslında tehlike çanlarının çaldığını bizlere gösteriyor. Yani zararı insan hareketten kesilecek. Evde kalacaklar. Dışarı çıkan olmaz. Tehlikeli abi, aslında biraz gözü sağlığını bozabilir. O zaman sıkıntı olur yani. Yani Instagram, Facebook üzerinden Meta'ya geçtik. Abi zararları da olur. Hani bilgisayar başında oturan insanlar gibi sadece o gözlükleri takıp sadece o sanal dünyada yaşayabilirler. Bu sıkıntılı olur. İnternette nasıl ayak uydurduysak Metaverse'de öyle ayak uyduracağız.